Şimdi yanı sıra Türkiye'nin geleceğine etkisi olabilecek bir toplantı mıdır? Bu kadar konuşuluyor. Şimdi, tabii toplantı tek başına Türkiye'nin geleceğini etkileyecek bir toplantı demek yani bence abartılı olur ama yani bu toplantının bu nitelikte, bu çapta, bu katılımcılarla bir toplantının yapılmış olması bence önemlidir. Önemlidir. Şu açıdan önemlidir. Şimdi yönetimde yani işte bu askerlikte olsun, siyasette olsun, başka alanlarda olsun ama özellikle siyasette ve askerlikte çokça konuşulan iki kavram vardır. Yöneticilik ve liderlik. Yöneticilik esas olarak bilimsel, teknik bir konudur. Yani kuralları vardır, aklı başında bir adam. O bilimsel kurallara, esaslara, prensiplere uyarsa iyi bir yönetici olabilir. Yani aslarını emrindeki işte kontrol etmekten sorumlu olduğu kişileri işte gözetir, denetler, koordine eder, yönlendirir. Daha önce belirlenmiş hedefler, saptanmış hedefler doğrultusunda ve iyi bir yönetici denir kendisine. Liderlik farklıdır. Liderlik insanları motive etmeyi gerektirir. Onlara saptanmış hedeflerin ötesinde hedefler, ufkun ötesinde hedefler göstermeyi ve onlara o yönde çalışmaya teşvik etmeyi, motivasyon derken bunu kastediyorum. Bunu başarmayı, bunu becermeyi gerektirir. Her yönetici lider değildir. Ancak her lider iyi bir yönetici olması beklenir. Şimdi bu toplantıya dönersek, bu toplantı ve benzer toplantılar partinin genel başkanının yöneticilik ve liderlik vasfının artık olmadığını gösteriyor, kalmadığını gösteriyor. Yani buradan öteye gidecek bir yer yok derken hani bir önceki bölümde bunu kastetmiştim. Yani böyle bir toplantının başka hani 200 toplantı yapmışlar yapmamışlar o ayrı bir şey ama tek başına bu toplantının yapılmış olması dahi partide çok ciddi bir yönetim ve liderlik boşluğu olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Yani bunun onarılması mümkün değil. Mümkün değil. Bir, ikincisi, şimdi mesela o Bakırköy Belediye Başkanı'nın söylediği ifadeler, yani toplantıda, tabii basına kapalı toplantı ama işte sızan bilgiler var ve dolaylı teyitler var. Benim dikkatimi çeken birçok şey oldu da ama özellikle Bakırköy Belediye Başkanı sözlerinden biri çok fazla dikkatimi çekti. Liyakat önemlidir ama sadakat daha önemlidir veya en az onun kadar önemlidir. Eğer olmazsa bu ihanettir falan demiş. Yani eğer dediyse bilmiyorum. Ancak yani geri plana baktığınızda ve diğer dediğim gibi dolaylı teyitlere baktığınızda bu kelimelerle olmasa da bu anlamda bir şey söylediği açık. Şimdi bakın buradaki bu sadakat konusu önemli. Bunu Tayyip Erdoğan da baştan beri hep söyleye gelir. O sadakat ve teslimiyet der. Sadakat ve teslimiyet. Eğer gerçekten bu kafadaysanız, o zaman Tayyip Erdoğan'la niye mücadele ediyorsunuz ki? Gidin katılın. Gidin katılın, onlara katılın. Onlara katılın. Şimdi bakın, bu toplantıda, yani şimdi bu işte Zoom toplantısı denen bu toplantıda, bunun aşıldığını görüyorum. Yani liyakat önemli ama sadakat de önemli. Sadakat yoksa sadece liyakatle bu ihanete gider falan diyen bir kafa var. Hani değişim deniyor ya. İşte değişim bu. Bu kafanın yerine bir başka kafa geliyor. O kafa da şu. Sadakate bağlayacağım. Şimdi bakın Thatcher, Margaret Thatcher, İngiltere'nin eski başbakanlarından 80'li yıllarda. Yani İngiliz siyasi tarihinde ve dünya siyasi tarihinde damgasını vurmuş bir kadın. Kadın siyasetçi. Şimdi bunun en yakın çalışma arkadaşı ki İngiliz siyaseti içinde bugün de yani 2023'te de
kadın olarak başarılı olmak çok zordur. Yani gerçekten çok zordur. Ki bu 80'lerde bunu başardı Margaret Thatcher. Böyle. Şimdi bu erkek egemen bir dünyada tabii bunun arkasında duran en yakın çalışma arkadaşı ve en sadık çalışma arkadaşı Jeffrey Hall'du. Toprağı bol olsun. Şimdi 90'lara gelindiğinde, yani 1990'ların sonlarına doğru gelindiğinde tabii çeşitli iç ve dış sebeplerle siyaset yani Türkiye'deki kadar, bugünkü kadar çıralesinden çıkmadıysa da İngiliz siyaseti yani karaya oturmak üzereydi. Tabii bunun ana müsebbiplerinden biri Margaret Thatcher'dı. Margaret Thatcher partiden gelen ve en yakın çevresinden gelen bütün iyi niyetli uyarılara, teşviklere rağmen partiden, yani partiye bırakmakta ısrar etti. Bırakmamakta ısrar etti. Yani aşağı yukarı bugün Kılıçdaroğlu'nun yaptığını yaptı. Aşağı yukarı. Ki koşullar çok farklı olmasına, çok daha güçlü olmasına, çok daha fazla desteği olmasına rağmen direndi. Direndi. Jeffrey Hall en yakın arkadaşı ve en sadık çalışma arkadaşı, ki kabinesinde, yani normal hükümetinde bakandı. Bütün hükümetlerinde aşağı yukarı bakandı Jeffrey Hall, istifa etti. O istifasına bir mektup, yani bir mektupla kamuoyuna duyurdu. Ve uzunca bir mektup. Hatta daha sonra kitaplaştırıldı. Birçok, yani siyaset biliminde birçok araştırmaya da konu olmuştur. Birçok makaleye de konu olmuştur. Şeyin başlığı sadakat çatışmasıdır. Sadakat çatışması. Orada şunu söylüyordu Jeffrey, uzun bir şey mektup ve açıklama. Diyordu ki benim arkadaşlarıma, yani kabinedeki ve partideki diğer arkadaşlarıma söyleyeceğim şey şudur. Benim belki de gerektiğinden çok uzun süre mücadele ettiğim bu sadakat çatışmasını artık onlar da göze almalı ve gereğini yapmalı. Burada şunu söylemek istiyorum. Aynı anda sadakatiniz farklı kişilere, gruplara, sonuçlara yönelebilir doğal olarak, değil mi? Yani bir partideyseniz partinin genel başkanına bir sadakatiniz vardır, partiye sadakatiniz vardır. Partinin temsil ettiği tabana sadakatiniz vardır. Bu ülkeye sadakatiniz vardır. Bu ülkenin insana sadakatiniz vardır. İnsanlığa sadakatiniz vardır. Doğaya sadakatiniz vardır. Doğruluğa, gerçekliğe sadakatiniz vardır. Vesaire vesaire. Şimdi öyle bir an gelir ki bu sadakatler çatışmaya başlar. Çatışmaya başlar. Şimdi bugün gelinen noktada partinin genel başkanına, Kemal Kılıçdaroğlu'na olan sadakat, partiye, parti tabanına, ülkeye ve gerçekliğe, doğruya, sadakatle çatışma noktasına geldi. İşte bu çatışmanın çözümlenmesi gerekiyor. Şimdi bu toplantı bu çatışmanın çözümlenmesi yönünde atılmış önemli bir adım. Ama tekrar ediyorum, en başa dönüyorum, birinci bölümün en başına söylemeye sunuyorum. Bunun uzatılmasına tahammülü yok. Ne partinin, ne bizim, ne ülkenin. Bunun bir an önce, bu sadakat çatışmasının bir an önce çözümlenmesi ve bir sonuca bağlanması lazım ki bir adım daha ileri atılabilsin. Şu anda bu kapanmış durumda. Yani şunu merak edebilir izleyiciler, yani Thatcher'ın durumu ne oldu falan diye. Thatcher, Jeffrey Hall'un istifasından sonra kendi partisi içinde bir güven oylamasına gitti. Ve onu kazandı. Buna rağmen istifa etti. Teşekkür ediyorum. Evet, ilginç gerçekten. Sizin görüşünüz nedir Zoom toplantıyla ilgili? Ya Zoom toplantısıyla ilgili tabii aslında konuşulması gereken ve CHP'nin konuşması gereken başka bir boyut.